Şehri Gündem programı İstanbul'da Pasteur Veteriner Kliniği'nde. Yanımızda Hande Mutlu Hanım var. Hande Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Hande Mutlu, veteriner hekimim. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2000 yılı mezunuyum. 2004 yılından beri de veteriner kliniğinde minik dostlar için tedavi ve teşhis konusunda hizmet vermekteyiz. Kök hücre tedavisi nedir? Kök hücre tedavisi, tedavi sürecini kısaltmak, hızlandırmak amacıyla yapılan bir tedavi şekli. Kök hücre tedavisi yapılırken normal tedavimizi hiçbir şekilde kesmiyoruz. Kedi ve köpeklerde yağ dokudan alınıp laboratuvar ortamında üretilen mezenkimal kök hücre kullanıyoruz. Bunu tabii ki kendi ortamımızda hazırlayamıyoruz. Türkiye'de de artık merkezi İstanbul olmak üzere kedi ve köpekler için kurulmuş kök hücre bankası var. Ve uygun gördüğümüz vakalarda firmayla irtibata geçip protokolünü hazırlayıp ne kadar doz ve hangi yolla vereceğimize karar verip kök hücreyi temin ediyoruz. Ve öngördüğümüz şekilde lokal veya IV dediğimiz damar içi yol veya bazen vakaya göre her ikisini kullanmak suretiyle veriyoruz ve arkasından bu uyguladığımız endikasyona göre de laboratuvar ölçümlerini yapıp aradaki farkı zaten çok net gözlemleyebiliyoruz. Evcil hayvan bakan izleyicilerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Bir hekim olarak çok sık karşılaştığım için ve bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yazılan her bilgi maalesef doğru olmuyor. Buradan çok fazla yola çıkarak bir takım manipülasyonları yapmamalarını tavsiye ediyorum öncelikle. Evet, tabii ki bilinçlenilecek, okunacak ama maalesef kedi ve köpekler insanlar gibi değil, çok yakınlar ama uygulamada onların iyi olsun diye düşünerek verdiği birçok şey aslında bu hayvanlara zarar veriyor. Dolayısıyla küçük bir problemde bile olsa mutlaka hekimlerine danışarak hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Kısırlaştırmadan tutun kırık operasyonları, laminektomi denilen bel fıtığı operasyonları, bunun yanı sıra operasyonun yanında dahili konularda uygun görülen vakalarda kök hücre tedavisi. Amaç tedaviyi hızlandırmak ve iyileşmenin çok daha kısa sürede sağlıklı bir şekilde olmasını sağlamak. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Dünya sadece biz insanlara ait bir ortam değil. En ufak bir canlıdan en komplike canlıya kadar herkesin bir yaşam hakkı var. Buna tabii küçük dostlar, kedi, köpek, sürüngenler bile dahil. O yüzden ben her şeyden önce o yaşam hakkına saygı rica ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.